Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 21 Mayıs 2020 tarihinden sesleniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Barnabas İncil'i nedir? Neden Barnabas İncil'inin şu anki ve geçmişteki Hristiyan din adamları bu kitabın başkaları tarafından ele geçirilmemesi için yüzlerce, binlerce cinayet işlemiştir. Peki bunu neden yapmışlardır? Arkadaşlar, her şey Barnaba adlı Kıbrıs'ta yaşayan Yahudi asıllı bir keşif tarafından Hazreti İsa'nın yaverlerinden bir tanesiyle ...arkadaşlık yapmasıyla başlamıştır. Kıbrıs asıllı... ...Barnaba adlındaki keşiş... ...Hazreti İsa'nın... ...havarilerinden... ...bir tanesiyle... ...uzun süre... ...birlikte... ...arkadaşlık yapmış... ...ve böylelikle... ...Hazreti İsa'nın... ...gerçek dinini... Barnabas adlı İncil'ine yazmıştır. Ve Yahudi'yken Hristiyan olmuştur. Bu da Yahudileri çok kızdırmıştır. Gerçekleri yazarak Hristiyanları kızdıran Barnaba Yahudilikten Hristiyanlığa geçişiyle birlikte Yahudileri de kızdırmıştır. Peki neden bugün Barnaba İncili Hristiyan din adamları tarafından başkalarının eline geçmemesi uğruna binlerce cinayet işledikleri milattan önce 2000-3000 yılında Hazreti İsa'nın döneminden bu zamana kadar bu kitabın baskıları dünya genelinde yaklaşık 400 adet çoğaltılmıştır. Ve çeşitli ülkelerde binlerce yıl önce yazılmış ve saklanarak okutulmuş okunmuştur. Çünkü Barnabas'ın yazdığı İncil Hazreti İsa'nın gerçek dinini anlatır. Bugünkü İncil ise devşirilmiş, oynama yapılmış, Allah'ın emirleri değil, din adamlarının emirlerine göre çoğu ayet değiştirilmiştir. Gerçek Hristiyanlıkla alakası olmayan bir dini yaşamaktadır şu anki Hristiyanlar. Bunun binlerce örneği var. Peki. Şu anki İncil ile Barnabas'ın yazdığı İncil arasındaki en büyük farklar nedir? Barnabas Hazreti İsa'nın Allah'ın bir kulu olduğunu ve onun peygamberlerden bir tanesinin olduğunu İncil'in Hazreti İsa'ya gönderildiğini yazıyor Barnabas İncilinde. Bugünkü Hristiyanlıkta ise, bugünkü İncil'de ise ayetler değiştirilerek Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ve Allah'ın baba, Hazreti İsa'nın oğul ve bunları birleştiren arada bir kutsal ruh olduğunu söyleyerek kendilerini ayin çıkartıyorlar. Yani baba, oğul ve kutsal ruh diyorlar. Birleştirici unsur yani burada haşa Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ve bunları birleştiren bir güç, ruh olduğunu söylüyorlar. Ve Barnabas İncil'inde ise kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını, bunun yalan olduğunu, uydurma olduğunu söylüyor. İkinci bir olay ise Barnabas İncil'inde Hazreti İsa'nın çarmağa gerilmediğini yazıyor. Allah tarafından onu Roma İmparatoruna gambazlayan kişinin şekline girip, onu gambazlayan kişi, Hazreti İsa'nın Allah tarafından, şekline girdirip, Romalı askerlerin, Hazreti İsa diye yakalayıp, kırbaçlıya kırbaçlıya, şehir meydanında, sırtına haçtan tahta bağlayarak, sürüklüye sürüklüye öldürdükleri, sonra da çarmağa gerdikleri kişi, aslında Hazreti İsa değil, onu gambazlayan kişi olduğunu, Hazreti İsa'nın göğe yükseldiğini söyler Barnabas İncil'inde. Ama Hristiyanlık kitabında ise Hazreti İsa'nın Roma İmparatoru tarafından sokakta kırbaçlanarak en son çarmıha asılarak öldürüldüğünü söyler ve birçok günümüzdeki İncil'le Barnabas İncil'i arasında çeşitli çelişkiler vardır. Yani Hristiyanlar Barnabas İncil'ini gerçekten okurlarsa şu anki dinin uydurma yalan olduğunu anlayacaklardır. Hazreti İsa Barnabas İncil'inde domuz etinin haram olduğu yazılmaktadır ve buna benzer birçok evliliklerde kilisede öpüşme geleneği gibi şeylerin olmadığını ve yasak olduğunu yazmaktadır. Barnabas İncili. Nereden biliyorsunuz deyince ulan kitabı çıkartıp okuyan benim be. <laughs> Barnabas İncil'i Mersin'in Tarsus Tekke Mahallesi'nde yapılan gizli kazıda çıkartıldığı ve İngiltere'ye kaçırıldığı, verildiği, satıldığı milletvekillerinin iddiası arasındadır. Ve Kral Dakyanus'un lahitinin ve binlerce parça kitap ve tarih eserin İngiltere'ye kaçırıldığı yönünde bir milletvekilinin mecliste soru önergesi verdiği de gerçektir. Evet. Şu an görmüş olduğunuz define çubuğu Kral Ümit Yaman define çubuğu. Bunu ben icat ettim. Gördüğünüz gibi bu çubuk mezar bulmuş. Evet. Tarsus kazısında Tarsus kazısında Barnabas İncil'i ve binlerce definenin İngiltere'ye götürüldüğü büyük iddialar arasında. İşte bu sebepten dolayı Barnabas İncil'inin kopyaları dahi Hristiyan alemini, din adamlarını tir tir titretir. Çünkü bu Barnabas İncil'i gerçekten meydana çıkarsa şu anki Hristiyan aleminin din adamlarının ekmeği kesilecek. Barnabas İncil'inin bir tanesi de Güneydoğu'da defineciler tarafından çıkartılır. Polis baskın yapar. Barnabas İncil'ini Ankara Etnografya Müzesi'nin deposuna kaldırılır. Müze çalışanlarından bir tanesinin tesadüfen bunun Barnabas İncil'i olduğu anlaşılınca dünya genelinde kıyamet kopar. Ve birçok ünlünün ve siyasetçinin bu kitap uğruna bir şekilde suikaste gittiği iddia edilir. Geçmişten günümüze binlerce kişinin bu kitap uğruna Hristiyan din adamları tarafından suikast yapıldığı iddia edilir. Barnabas incirinin bugünkü değeri sayfa başına 25 milyon dolardır. Yaklaşık 42 sayfa olduğu söylenmektedir. Ve kitabı bulanlar bana getirsin. <laughs> Şu an Türkiye'de Barnabas İncili Ankara Müzesi'nde olduğu